Biz devam edelim. Alman bilim insanları Marmara Denizi'nde önemli tektonik gerginlikler olduğunu söyledi. Deprem uyarısında bulunuyorlar. Bilim insanları zamanlamayla ilgili bir tahminde bulunmadılar. Ancak olası depremin büyüklüğünü 7'nin üzerinde olarak açıkladılar. Marmara Denizi'nde önemli tektonik gerginlikler var. Ve bu 7.1, 7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli. Ürkütücü tespit Alman bilim insanlarından geldi. Kiel kentinde bulunan Geremor Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi, 2,5 yıl boyunca Marmara Denizi'nin 800 metre altında ölçümler yaptı. Jeofizikçi Dietrich Lange, bu araştırma sonucunda Nature Communications dergisi için bir makale kaleme aldı. Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olabileceği uyarısında bulundu. Alman bilim insanı Marmara Denizi'nde büyük tektonik gerginlikler olduğunu belirtti. Bu 7.1, 7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli dedi. Bir açıklamada proje yöneticisinden geldi. Bu gerginlik bir deprem sırasında çözülürse fay hattı 4 metreden fazla hareket eder dedi. Olası bir depremin büyük bir yıkıma neden olacağını ancak bir tsunami beklenmediğini söyledi. Depremin zamanlaması ile ilgili ise bir tahminde bulunmadı. Kendini yeni nesil deprem bilimcisi olarak tanımlayan ve öngörüleri doğru çıkan Frank Hugerbits de geçen hafta bir açıklama yapmış. Türkiye'nin Ege kıyılarıyla Yunanistan ve İtalya'nın yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Hugerbits, kısa süre içerisinde aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bu üç ülkede şiddetli bir depremin görülebileceği uyarısında bulunmuştu. Şimdi konuşalım, bu durumu konuşalım. Tabii Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür'le konuşalım. Bu araştırmayı konuşalım. Hocam hoş geldiniz. Gün ortasına. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi Alman bilim insanları Marmara Denizi'nde önemli tektonik gerginlikler olduğunu söylüyorlar. Sizler zaten yıllardır söylüyorsunuz ama bir araştırma yapılmış. Araştırma tekrar gündeme getirdi. Zira hep gündemde tutmamız gerekiyor ama 17 Ağustos depremi sonrası beklenen işte büyük depremi hep konuşuyoruz biliyorsunuz. Bu risk devam ediyor. Sizin araştırmalarınız da var. Marmara Denizi'nde kırılma ihtimali olan fay hattı için siz neler söylersiniz? Buyurun hocam. Şimdi Almanlar kısa bir süre için çalıştılar orada. Yani o çalışmanın bilgisi bizim yani ilgi alanımızdaydı ve izliyorduk onu. Onlar kısa süreli çalıştı. Evet. Biliyorsunuz biz 15 sene özellikle benim koordinatörlüğümde Marmara'da TÜBİTAK'tayken ben görevliyken Marmara'da çok ayrıntılı çalışmalar yaptık. Fransızlarla, İtalyanlarla, zaman zaman Amerikalılarla ve şöyle bir sonuçta ortaya çıktık. Marmara'nın altında aktif bir fay sistemi var. Bu Kuzey Anadolu fayının deniz içindeki devamı ve burada gerçekten bir enerji birikimi var ve önümüzdeki 30 yıl içerisinde de burada en az 7.2 veya 7.4 büyüklüğünde yani 7.2 ile 7.4 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz diye 15 sene önce söyledik ve yeri geldiği zaman sürekli kamunun ilgi alanına düştüğü periyotlarda da bunları söyledik. Almanların dediği de doğrudur. Zaten bizim çalışmalarımıza hemen hemen aynı sonuçlara onlar varmışlar. 7.1 diyorlar ve Marmara'da bir deprem beklenmesi gerektiğini işaret ediyorlar. Dolayısıyla aynı sonuçlara varmış oluyoruz. O diğer sözünü ettiğiniz yani arkadaş depremleri tahmin etmeyi çok ciddiye almıyorum. Yani daha doğrusu bilim dünyasında böyle bir kabul edilmiş yöntem henüz yok. O denilen kimsenin de böyle bir başvurusu yok ki kimse bunu bilmiyor ne olduğunu. Evet. Ama her an Marmara'da bir deprem bekliyoruz, uyarıyoruz. Zaman itibariyle de denilen işte 30 sene artı eksi 10 sene geri veya ileri gidebilir. Yani bu demektir ki
2020 ile 2040 arasında deprem olma olasılığı çok fazla. Yüksek. Hatta evet. bu olasılık da yine uluslararası bir araştırmada belirtildi. Yine Türkiye'de yapıldı o. Parson diye bir Amerikalı bilim adamı, rahmetli Aykut Barka da o ekibin içindeydi o zaman. Depremin olma olasılığı %62 denildi ki bu çok yüksek bir olasılık. Hmm. Biliyorsunuz bir yazı tura bile atsanız madeni bir parayla %50 ya yazıdır ya turadır. Burada %62 gibi bir olasılık var. Biz halkı uyardık, yetkilileri uyardık. Sesimizi ne ölçüde duydular? Belki yani duydular ama gerekeni yaptık mı o ayrı bir konu. Tabii bu çok önemli. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi şunu da sormak isterim aslında. İşte 17 Ağustos depremi çok büyük bir yıkım oldu. Çok büyük bir zayiatla o gerçekten. Ama işte bilinç çok önemli. Bilinç çok belirleyici. İşte biraz öncesinde dediğiniz gibi işte yetkililer, halk, vatandaş ne kadar o bilinç düzeyinde ki işte tam 20 yıl geçti ve 20 yıl sonra biraz belki de biz neredeyiz o hasar tespit çalışması olarak, bilinç düzeyi olarak neredeyiz belki biraz bunu da konuşabiliriz. Ardından birkaç sorum daha olacak size. Onu şöyle söyleyeyim. Bakın Kaliforniya'da üst üste peş peşe iki deprem oldu. Bir tanesinin büyüklüğü de bizim Marmara'da aşağı yukarı beklediğimiz evet. deprem kadar. Ve ölen duymadık yani. Biz de verdik haberleri. Şimdi, evet tabii. Yani öyle bir deprem İstanbul'da olduğu takdirde yani ölü sayısı çok büyük bir ihtimalle yüz binlere dayanır. Dolayısıyla biz İstanbul'u depreme hazırlamalıyız diye sürekli söyledik. Tabii bu hazırlama işi pek maalesef istenilen düzeyde yapılmadı, yapılamadı. Şimdi halkın bilincine gelince halkta bir bilinç var ama bize özgü bir bilinç. Yani deprem olacağını biliyoruz ve çoğumuz da inanıyoruz ama deprem zararını azaltma noktasında üzerimize düşeni yapmıyoruz. Yapmadığımız gibi talep de etmiyoruz. Evet. Ben onu çeşitli vesilelerle hep söyledim. Her seçimde siyasilerden çok şey istendi. Siyasiler çıkıp çok şey vaat ettiler. Ama hemen hemen hiçbir parti çıkıp İstanbul'u depreme hazırlayacağız diye yani böyle gür sesle, açık, seçik, belli bir programla söylemedi. Bu söylemedi, onlar söylemiyor ama halkın da talebi yok. Meydanları toplayıp çeşitli sloganlar atıyoruz o meydanlarda ama ben böyle can ve mal güvenliğimizi lütfen göz önüne alın, İstanbul'u depreme hazırlayın gibi halktan da böyle gür bir ses duymadım. Tabii. Ama deprem olacağını da herkes biliyor. O herkes biliyor, evet. Evet, doğru. Böyle bir durumun içerisindeyiz maalesef. Bu da böyle bir yabancılaşma bile sağlıyor. Yani bunu bilmek ve bununla bir taraftan yaşamak ama bu işin bir tamiri lazım. Özellikle bilinç düzeyinde. Şimdi az önce de söyledik işte sahada bilimsel araştırmalar yapan bir bilim adamısınız siz. Ve üzerinden 17 Ağustos depremi üzerinden de tam 20 yıl geçti. Son 20 yılı da bir değerlendirmenizi isteyeceğim. O da bilimsel zihinle değerlendirmenizi isteyeceğim. O harcadığınız mesaiyle. Çünkü adalar ve özellikle müreffeh arasında kırılması beklenen bir fay hattında bahsediliyor. Şimdi burada bir değişiklik var mı? Gerginlikler artıyor mu o anlamda? Gerginliğin arttığını gösteren emareler var mı ya da ne dersiniz hocam? Şimdi Kuzey Anadolu fayı Marmara Denizi'nin altına giriyor ve aşağı yukarı Körfez'den giriyor deniz altına. Evet. Daha sonra batı taraftan Çanakkale tarafından yüzeye çıkıyor. Şimdi burada tabii Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu denizin altında. En aktif olan ve deprem beklediğimiz kol da bu. Burası güney kolu da Marmara'nın güney kısımlarında karadan gidiyor. Onun üzerinde fazla bir enerji, stres birikimi yok ama kuzeydeki kolda var. Şimdi bu kolun da davranışları ilginç. Özellikle Körfez ile adalar arasında olan fay aşağı yukarı yani kırıldığı takdirde en fazla 7'ler mertebesinde bir deprem üreteceği
düşünüyoruz. En fazla 7'ler. Demek ki muhtemelen 6'lar boyutunda deprem oluşturacaktır. Adalar ile Orta Marmara Çukurluğu arasında kalan kısmı ise bu fayın, bunlar değişik bir geometride birbirleriyle belirli açı yaparak birleşmiş vaziyetteler. O fay aşağı yukarı 70-75 kilometre uzunluğunda, kırıldığı zaman da en fazla 7.2 büyüklüğünde bir deprem üreteceği biliniyor. Orta Marmara Çukurluğu'yla daha batıda Marmara'nın yani şeye doğru, karaya doğru olan kısmında bu fayın önceden 1912 Şarköy depreminde kırıldığı düşünülüyordu. Fakat sonra yine bizim yaptığımız araştırmalarda teknik üniversitede, yani ben teknik üniversitede fiili görevliyken yapılan çalışmalarda görüldü ki burası da Şarköy depreminde tamamen kırılmamış ve buranın da kırılma olasılığı var. Böyle olunca deprem tehlikesi, tehdidi azalmadı, aksine arttı. Yani bütün araştırmalar, hemen hemen bütün bilim adamları bir takım konularda farklı söylemlerine rağmen şunu söylüyorlar. Bir, Marmara'da kaçınılmaz bir deprem olacaktır ve bu deprem İstanbul'u özellikle çok ciddi bir şekilde etkileyecektir. İki, bu depremin büyüklüğü, büyük çoğunluğu bizzat araştırma, denizde araştırma yapan, fiili bu işin içinde olan bilim adamlarını kastediyorum. Bir de böyle kulaktan dolma bilgilerle, bizlerden ürettiğimiz bilgileri kendilerine göre yorumlayarak söyleyenler var. Onları bir tarafa bakıyorum. Evet. En az 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacaktır. Çok şimdi çok dolayısıyla önemli. Evet, yani hiçbir bilim adamı deprem olmayacaktır demiyor. Demiyor biri, zaten. Yani tabii. İşte efendim zamanı yok, şu zaman olmayacak da bu zamanı olacak diye spekülatif şeyler söylüyorlar. Onları pek ciddiye almamak lazım. Ama ciddiye alınacak olan şey şu. İstanbul özellikle bir fay hattı üzerinde kurulmuş bir mega kenttir. Bu kentte belirli aralıklarla, bu aralık da aşağı yukarı 250 sene. Her 250 senede bir 7 ve üzerinde büyük deprem olmaktadır. Ve bir zamanlar daha İstanbul bu boyutta olmadan önemli zayiatlar verilmiş ama İstanbul bu boyuta geldikten sonra can güvenliği veya diyelim kaybı bakımından düşünürsek 10 binlerce zayiat verilebilecek. Vallahi hocam, hocam şimdi siz evet. Böyle söylüyorsunuz yani bizim her gün bu bilinçle yaşamamız lazım. İşte ürkerek, korkarak yaşamaktansa yapıyla zemin arasındaki o ilişkiyi tamir etmek adına bir şeyler yapmamız gerek dediğiniz çok doğru. On binlerden, binlerden bahsediyorsunuz. Çünkü yapıldı da yani evet. Şöyle doğru yapmıyoruz. Yani bir kentsel dönüşüm. Şimdi bakın bir kenti depreme hazırlamanın bilimsel yolu var. Şimdi kentin tüm bileşenlerini depreme hazır hale getireceksiniz. Bugün bu yeni depremde de Kaliforniya'da yangın oldu bakın. Yani Amerika tabii. Gibi bir yerde bile doğalgaz patlamaları ve yangın meydana geldi. Şimdi kenti depreme hazırlamak bileşenleri itibariyle ne demektir? Altyapıyı depreme hazır hale getireceksiniz. Yani borularınız patlamayacak, gaz şeyleriniz infilak etmeyecek, fazla yangın çıkmayacak, yollarınız, köprüleriniz yerle bir olmayacak. Bu bileşenler altyapı. Bir de yapı stoku çok önemli. Çünkü en büyük kayıplar orada. Yapı stoku deprem güvenli olacak. Çevreniz deprem güvenli olacak. Tabii. Deprem olduğu zaman afeti yönetebilecek bilgide yöneticileriniz olacak. Tabii. Ona göre hazırlıklarınız olacak. Yani bütün bu çalışmaları yaptıktan sonra ve kentsel dönüşüm bunlardan önemli biriydi. Yani afet özellikle yapı stokunu deprem güvenli hale getirmek bakımından. Ama maalesef biz de onu da doğru yapmadık. O da ranta kaydı. Tabii. Yani biz kentsel dönüşümü müteahhitlerin en fazla kar edebileceği yerlerde yaptık. O yerlerin bazıları da maalesef depremde en fazla zarar görecek yer değildi. Evet hocam işte bu kentsel fazla dönüşüm müteahhit dönüşümüne dönüştü. Yani sizin söylediğiniz bu. Tabii dönüştü. Ona dönüştü. Tabii. Kentsel yani, dönüşüm tabii.
kimi semtler vardı en büyük darbeyi depremde oralar yiyecekken, can kaybı oralarda olacakken, oralarda bina yapmak para etmediği için kentsel dönüşüm oralara girmedi. Hmm. Bu da bize şunu gösteriyor ki hükümetin kentsel dönüşüm devletin gözetim, denetim ve planlaması altında yürümeli. Elbette ki müteahhitler olacaktır, elbette ki özel sektör olacaktır, elbette ki yerli veya uluslararası finans kaynakları olacaktır. Ama bu ciddi bir meseledir. Yani insanlarımızın bekasıdır bu gerçek tabii, anlamıyla. Tabii. O işi ciddi yapmak lazım ve umut ediyorum ki bu anlaşılır, yapılır ama 20 sene kaybettik. Yine 20 sene kaybettik. Aynen öyle. Şimdi evet. Hocam öyle şeyler söylüyorsunuz tabii. O kadar çok kafalarda, zihinlerde sorular var. Ya umarım gerçekten o bilinç düzeyine erişiriz. Yoksa binlerce can kaybı olacak ve bir yıkım olacak aslında. Yani kültür elden gidecek. İstanbul'dan bahsediyoruz bir de. Şimdi şöyle bir şey var. O demin konuştuk aslında sizinle biraz önce. Zeminle yapı ilişkisi değil sadece mesele. Bütün o zihniyetin de değişmesi gerek. Kentsel dönüşüm nezdinde. Şimdi son olarak böyle sorular da geliyor. Deprem olunca tabii çok da zayiat oldu. Hepimizin böyle çok hafızası taze bu anlamda. Acıyla dolu dahası. Sorular da geliyor. Sorulardan bir tanesi büyük bir depremden önce ya böyle bir belirti görülür mü? Doğada bir belirti görülür mü? Görülürse mesela nedir? Hani bu yakalanabilir mi? Evet biz biliyoruz bir deprem olacak. Bütün bilim adamları bunu söylüyor. Ama böyle bir belirtisi olur mu? Doğa nezdinde en azından. Yani tabii bir takım belirtiler oluyor ama yani onu eğer sizin böyle rasat istasyonlarınız varsa diyelim özellikle arama kurumları, araştırma kurumları, işte üniversiteler bir takım belirtileri görebilirler. Yani aldıkları diyelim su örneklerinde bir takım gaz çıkışları veya onlarda böyle kimyasal, fiziko-kimyasal değişiklikler veya diyelim bir bölgenin topografyasında bir takım değişiklikler olabiliyor. İşte atmosferde bir takım değişiklikler olabiliyor. Nitekim o değişikliklere bakarak depremi önceden kestirme çalışmaları yapılıyor. Yani bunlar olabilir ama halkın öyle hani bu belirtiyi önceden nasıl anlarız diyecekleri bir belirti yok. Sadece bu hayvanların böyle birkaç saniye içerisindeki normal olmayan davranışları olabiliyor. O da zaten yani fark etseniz ne olur ki yani bir iki saniye içerisinde o da pek bir şeyi değiştirmiyor. Yani bir depremin önceden geleceği ancak araştırmalarla belli ölçüde belirlenebiliyor. Ama henüz daha depremi önceden kestiremiyoruz. Yani depremin önceden kestirilmesi demek o depremin nerede, ne zaman, nasıl ve hangi büyüklükte olduğunu pratik bir anlamda ve sürekli olarak doğru tahmin etmekle ancak söylenebilir. Deprem kestirimi kabul edilebilir. Bu da henüz daha dünyada bu aşamaya gelinmedi. Yani böyle peki. Bir durumda maalesef yok. Profesör Doktor Naci Görüş, çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli görüşleriniz için, katkılarınızdan dolayı umarım gerekli yerlere ulaşmıştır diyoruz.